olan bir ekten bahsetmek istiyorum size. Hangi ek bu? Ler ve i. Ler ve i diye parçaladığımızda oluyor, ları diye bitişik aldığımızda oluyor. Şimdi bunu anlatacağım size. Arkadaşlar, ler çoğul eki, ler çoğul eki, i, i. Türkçe'de biliyorsunuz 3 tane i vardır. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım size. Onun anlamı varsa, onun anlamı varsa, oradaki i'ye iyelik eki, aitlik eki diyordunuz. Neyi ya da kimi sorusuna yanıt alıyorsanız, oradaki i'ye belirtme eki diyordunuz. Bir de arkadaşlar, yapım eki vardı. Hani yazı kelimesi, yazmaktan yazı, yapı kelimesi, yapmaktan yapı, gezi kelimesi, gezmekten gezi. Yani Türkçe'de üç tane arkadaşlar ne var? İ var. Her gördüğünüz i'ye ne yapmayacağız? Atlamayacağız. Bir kere kesinlikle cümleyi okuman gerekiyor. Tamam mı? Unutma. Cümleyi oku. Onun anlamı varsa, onun anlamı varsa oradaki i'ye iyilik eki diyeceksin. Onun anlamı varsa. Neyi ya da kimi sorusunu sorduğunda yanıt alıyorsan oradaki i'ye belirtme eki diyeceksin. Belirtme eki. İsmi ihale. Arkadaşlar son zamanlarda belirtme ekine gösterme eki de diyorlar. Aman dikkat edin. Bir de dediğim gibi yapım eki olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bu lerle birleştiği durumlarda peki ne oluyor? Arkadaşlar ler çoğul eki olarak kullanılır. Yanındaki i, iyilik olduğu durum var. Ler ve i'yi parçalayıp lere çoğul, i'ye iyilik dediğimiz bir durum var. Sonra ler çoğul eki, i belirtme eki. Yani hareke olan bir durum var. Bir de arkadaşım çok iyi dinle burayı. Leri hiç parçalamadan bir bütün olarak aldığımız ne var? Üçüncü çoğul iyilik durumu var. Ler ve i parçalanacak mı? Parçalanmayacak mı? Şimdi sana bunu anlatıyorum. İyi dinle. Defterleri topladım. Defterleri topladım. Çünkü topladım, ben topladım. Peki ben neyi topladım? Defterleri. Arkadaşlar cümleye neyi ya da kimi sorusunu sorduğunuzda yanıt aldığınız kelimenin sonundaki i'ye belirtme eki diyeceksiniz. Ben neyi topladım? Defterleri. Bunun sonundaki i'ye ne eki diyeceksin? Belirtme eki. Yani hal eki diyeceksin. Peki. Ben defterleri topladım. Oradaki ler de birden çok defterden bahsettiği için çoğul eki değil mi? Evet. Ben burada ler ve i'yi ne yapıyorum? Parçalıyorum. Lere çoğul ekliyorum. İ'ye belirtme ekliyorum. Tamam. Şimdi devam edelim. Dur. Defterleri diye başına bir belirtme bir kelime yazacak. Unuttum onu. Nazlı'nın defterleri kursta kalmış. Nazlı'nın defterleri yani onun defterleri. Hatta ben burada şu an ne yapıyorum biliyor musun? Ben burada şu an belirtili bir isim tanımlaması yapıyorum. Kimin defterleri? Nazlı'nın defterleri. Arkadaşlar şu ikinci kelimeyi neyin ya da kimin sorusunu sorduğunuzda neyi buluyordunuz? Belirtili alt tanımlamasını buluyordunuz. Kimin defterleri? Nazlı'nın defterleri. Yani onun defterleri. Arkadaşlar unutmuyoruz. Hatırlayalım yine. İsim tanımlamalarındaki tamlanan eki daima iyilik ekidir. Daima. Şimdi Nazlı'nın defterleri, onun defterleri. Buradaki i nedir? İyilik ekidir. Ler nedir? Çoğul ekidir. Ler çoğul ekidir. Nazlı'nın da ne burada kaynaştırmadır? Kaynaştırmanın bir ses olayı olduğunu sakın unutmayın. In da nedir? Tamlayan ekidir. Tamlayan ekidir. Evet, burada ne yaptık? Burada ler ve i'yi ayırdık. Lere çoğul eki, i'ye iyilik ekidir. Bak, aynı kelime. Bu da defterleri kelimesi, bu da defterleri kelimesi. Ama birisinde lere çoğul eki, yanındaki i'ye belirtme ekledik. Aşağıdakine lere
Hazır mısın? Şimdi buraya anlatıyorum. ÖSYM burayla ilgili soru soruyor. Şimdi öğrencilerin yani onların defterleri sınıfta kalmış. Öğrencilerin defterleri. Ne anlamı var burada defterleri deyince? Onların, öğrencilerin. Arkadaşlar, onların anlamı varsa ekimiz nedir? Üçüncü çoğul iyiliktir. O ek peki hangi ektir? Ları, leri ekidir. Öğrencilerin defterleri. Yani onların defterleri. Arkadaşlar, onların anlamı olduğu için, önündeki çoğul olduğu için onların anlamı var. Defterleri derken leri ekine ne diyeceksin? Üçüncü çoğul iyilik diyeceksin. Eğer ki bu son örnekte ler ve iyi parçalarsan burada olan biter. Soruyu yanlış çözersin. Arkadaşım burada önündeki çoğul ekini aldığında öğrencilerin yani onların anlamı olduğunda hangi eki alacaksın? Ları leri ekine üçüncü çoğul iyilik eki diyeceğiz. Bu arada öğrenci kelimesi kökü öğrenmektir. Ekimiz ıcı ice ekidir. Yani öğrenci kelimesinde ünlü düşmesi vardır. Yapısı bakımından türemiş bir kelimedir. Öğrenmekten öğrenici aslında. Ler çoğul ekidir. Ik tamlayan ekidir. Yani öğrencilerin defterleri dediğinizde orada aynı zamanda yine belirtili bir isim tamlaması vardır. Şimdi leri ekini gördüm. Bir örnek daha vermek istiyorum. Tahtayı aldıysanız bunu silip bir örnek daha vermek istiyorum. İyi dinleyin. Şimdi mesela sınıf anneleri toplandı. Arkadaşlar sınıf anneleri belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Ne anneleri? Sınıf anneleri. Tamlanana yani ikinci kelimeye ne sorusu sorulduğunda belirtisiz alt tamlaması bulunur. Ne anneleri? Sınıf anneleri. Şuradaki iyilik ekidir. Ler çoğul ekidir. Tamam mı? Devam ediyorum. Öğrencilerin de diyelim. Bu sanatçıların anneleri diye. Arkadaşlar sanatçıların anneleri dediğinizde onların anlamı var. Burada ne yapacaksın? Önündeki kelime bak çoğul eki almış sanatçılar onlar. Sanatçıların anneleri. Kimi? Sanatçıların, onların anneleri. Sakın burada ler ve iyi parçalama. Sakın. Onların anlamı olduğu için ne yapacaksın? Ları ekine üçüncü çoğul iyilik diyeceğiz. Tamam mı? Ya da şöyle der. Mesela bu iki çocuğun anneleri, onların anneleri, onların anlamı varsa yine ları ve ekine iyilik eki diyeceğiz. Evet. Ya da bir tane daha örnek verelim. Ne diyelim? Kurumdaki ya da okuldaki. Kurumdaki anneleri toplantıya çağıralım. Kurumdaki anneleri toplantıya çağıralım. Kimi toplantıya çağıralım? Kurumdaki anneleri. Neyi, kimi sorusuna yanıt alıyorsam iyiye ne eki diyordum? Belirtme eki diyordum. Kurumdaki anneleri toplantıya çağıralım. Lere ne diyeceksin? Lere de çoğul eki diyeceksin. Arkadaşlar önemli bir başlıktı. Ler ve i nerede parçalanır, nerede parçalanmaz? Her gördüğün i aynı ek değil, bunu anlattım.
faydalı bir bilgiydi, güzel bir bilgiydi. Umarım öğrenmişsinizdir. Takip etmeye devam edin.